Günahtır. Efendim bu şeyleri Allahu Teala sevmez. Allah Celle Celaluhu ve ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ya melekleri ve ya iman eden kimseler, şu türlü işleri yapan kimseleri lanetliyor. Ama bazımızın umuru bile değil. Haram işlemeye devam, günah işlemeye devam, haram yemeye devam. Niçin? Artık evet alışmışız. Efendim artık alışmışız. Yani mesela şimdi bir kitle burada kapılar, pencereler, pajalar kapalı olduğu için dışarıdan birisi içeri girdiği zaman belki de hoş olmayan bir kokuyla karşılaşacaktır. Doğru mu? Evet. Çünkü kapılar kapalıdır. Ama içeri girdikten sonra bizimle beraber oturduktan sonra evet o kötü olan koku artık alışacak. Biz de bilmiyorum yani günahlarla, haramlarla iç dışı olduğumuzdan dolayı artık ne diyelim? Maalesef yani umursamıyoruz. Allah bizleri ıslah eylesin. Evet. Sonra ne diyor? لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer siz böyle yaparsanız, bir takım düşmanlar da karşılaşır da sebat ederseniz, Allah'ı anarsanız, o zaman ne dersiniz? Felaha. Felah nedir arkadaşlar? Huzur. Hani muazzin ne diyor? حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ Evet. Bazıları ne diyor? Hayya alel felah, haydın geniş araziye, geniş alana. Anlamı budur. Hayya alel felah dediği zaman felah değil, felah diyor. Hayi son nedir? Ha harfini söylemiyor. Felah dediği zaman efendim geniş bir alana buyurun gelin demektir. Ama hayya alel felah dediğimiz zaman haydın nedir? Felaha demektir. Tabi bu muazzinleri ilgilendiren bir konudur. Hayya alel felah. Yani ezan okumak da nasıl ki Kur'an-ı Kerim okumak için bir takım kuralları vardır, tecvid vardır. Ezan okumanın da efendim nedir? Bir takım kuralları vardır. Muazzin olan bir kimse efendim bu kuralları bilmesi gerekir. Daha fazla sanıyorum sese önem veriliyor. Sesi güzeldir, sesi iyidir. Ya tamam bu adam harfin hakkını veriyor mu? Uzatılması gerekenleri uzatıyor mu? Bazen efendim o kadar uzatıyor ki bazen 11 oluyor, bazen 15 oluyor, bazen 20 hareke oluyor. Tamam uzatılması gerekir ama efendim söyleyeyim bu kadar da değil. Namazda bile bazı imamlar ne yapıyorlar? Esselamu aleykum ve rahmetullah. Cemaat ne diyor? Cemaat namazdan çıkıyor. Peki imamdan önce namazdan çıkarsa bir kimse ne olur? İmamdan önce namaza girersen olur? Namazı batıl olur. Yani imam da bu türlü konulara ne etmesi gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Yani esselam der demez cemaat hemen ne yapıyorlar? Selam veriyorlar. Ve namazlarda Allah korusun bakarsınız ki boşa çıkıyor. Evet, dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ama o efendi biraz şöyle sesi daha güzel çıkması için bu kadar uzattıkça ne yapıyor? Uzatıyor. Efendim neyse. Ve ati'ullah. Allah'a itaat etmek ne demektir? Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Allah'ın emirlerini yerine getirmek demektir. İtaat etmenin anlamı budur. Allah'a itaat etmek kayıtsız ve şartsız mıdır? Evet. Evet. Allah'a itaat etmek kayıtsız ve şartsızdır. Peygamber'e itaat etmek? O da kayıtsız ve şartsızdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ Bir. وَاَطِيعُوا الرَّسُولِ Allah'a itaat edin. Rasul'e itaat edin. Rasul'e itaat edin.
Ondan sonra da ne diyor? Ve ulil emri minkum, sizden olan ulil emre de evet itaat edin. Ne demek yani? Allah'a ve peygambere itaat eden ulil emre de itaat edin. Demek ki Allah'a itaat etmek kayıtsız ve şartsızdır. Peygambere itaat etmek kayıtsız ve şartsızdır. Bunun dışındakilere eğer emirleri, istekleri Allah'ın emriyle, peygamberin sözüyle bağdaşıyorsa ne yaparız? İtaat ederiz. Annemizin, babamızın, büyüklerimizin, herhangi bir kimsenin emri Allah'ın emrine ters düşüyorsa o zaman diyeceksin kusura bakma. Allah'ın emri senin emrinden daha önemlidir, daha üstündür. Peki bir kimse bilerek, isteyerek bir kimsenin emrini Allah'ın emrine veya peygamberin sözüne tercih ederse, üstün kılarsa ne olur? Bilerek, isteyerek bunu yaparsa, olan kişinin emri Allah'ın emrinden daha yakışıklıdır, daha uygundur. Zamanımız için, milletimiz için, devletimiz için, çıkarımız için efendim daha iyidir, daha yararlıdır, daha hayırlıdır. Allah korusun, bu türlü sözler, bu türlü sözler insanın nedir? Dinden, imandan çıkmasına sebep olur. İnsanın imanını zedeler. İnsanın imanını bozar arkadaşlar. Ya öyle demezse, yok Allah'ın emri de doğru, bunun da doğru. Olmaz öyle iş. Yani mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi dedi ki, eğer Allah ve sen istersen bu iş olur dedi. مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ Olur mu böyle bir söz? Allah korusun. Peygamber'e böyle bir söz söylendi de Peygamber rahatsız oldu. Bu sözü söyleyen kimseyi uyardı. Ne dedi, beni Allah'ın ortağı mı zannediyorsun dedi. مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ Buna benzer mesela, ben Allah'a ve sana güveniyorum. Aynı değil midir? Ben Allah'a ve sana güveniyorum. Veya Allah ve sen olmasaydın, aynı söz. Veya efendim, bu Allah'tan ve sendendir. Bu türlü sözler insanı şirke kadar götürebilir. Peki bu türlü şeyler karşısında nasıl bir cümle kurmalıyız? Nasıl, ne demeliyiz? Önce Allah. Önce nedir? Allah. Sonra nedir? Sen dilersen olur. Önce Allah, sonra sen dilersen olur. Evet. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولِ Allah'a ve Peygamber'e itaat etmekte yarar vardır, hayır vardır. Dünyada ve ahirette Allah'a Peygamber'e itaat eden kimseler efendim yararlı çıkacaklardır. Hangi savaşta Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmediler de hezimete uğramışlardı? Uhud Savaşı'nda. Yani bir emrine, peygamberin bir emrine itaat etmediklerinden dolayı hezimete uğradılar. Kazandıklar savaşı. Evet. Sanıyorum onlar, yani o hezimete uğrayan kimseler, mağlup edilen kişiler, belki de şey şüphe yoktur, belki değil, kesin. Bizden daha fazla iman ediyorlardı. Bizden daha fazla Allah'ı, peygamberi seviyorlardı. Bizden daha fazla kulluk yapıyorlardı. Bizden daha fazla haramlardan, günahlardan sakınıyorlardı. Ama bir konuda, bir meselede, bir işte Allah'a itaat etmediklerinden dolayı ne oldular? Hezimete uğradılar. Sonra birbirlerine sordular, ne oldu, neler oldu, niçin böyle bir duruma düştük, niçin hezimete uğratıldık? Cevap kimden geldi? Allah-u Teala'dan geldi. Ne dedi? قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ Yani bu duruma düşmenizin sebebi evet sizlersiniz. Yani Peygamber'in sözüne itaat etmediğinizden dolayıdır. Başka bir yerde de وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Herhangi bir zorluk, herhangi bir musibetle karşılaştığınız zaman bilmelisiniz ki yapmış olduğunuz veya işlemiş olduğunuz günahlardan dolayıdır. Ve مَا نَزَلَ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ Bir bela, bir musibet geldiyse, böyle bir şeyle karşılaşıyorsak, demek ki evet, bir günah işlemişiz de, ondan dolayı efendim bu türlü sıkıntılarla karşılaşıyoruz.